Kraldan çok kralcı bürokratları vatandaşlarımıza baskı, kabalık ve zorbalıkla ölçü ve eşikleri açmıştır. AKP valisi sanki sokak kabadayları gibi, sanki ona buna sataşmak, çatmak ve kavga çıkarmak için fırsat kollayan bir meczup gibi terör estirmiştir. Arkadaşımızın oradaki tavrını doğru bulmuyorum. Doğru. Kanalı kardeşlerime gözdağları veren bu zat şövmen midir, sokak dövüşçüsü müdür, derebey midir? Ağza alınmayacak galis küfürlerle yürüyen ve burnunun dikine giden bir devlet görevlisine Adana müstahak değildir ve olmamalıdır. Kusura bakmasınlar. Bu tür birçok provokatif eylemlere de biz valilerimizi kolay kolay yedirtmeyiz. Adana Valisi Hüseyin Avni Coş'un 10 Kasım Atatürk'ü anma törenlerinde provokatörlere kızarak söylemiş olduğu sözlere karşılık tepkiler sürüyor. Bu tepkilerden biri de MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi. Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, Vali Coş'un Adana Valisi olmayı hak etmediğini savundu. Başbakan Erdoğan küfür çıtasını, hakaret ibresini yükselttikçe kendisini takip eden, rehber gören ve partisinin il başkanı gibi davranan bazı zavallı valiler ve devlet görevlileri de durumdan vazife çıkarmışlardır. Coşarak iktidar nimetlerine konacağını zanneden gayretkeşler AKP gittikten sonra ne yapacaklarını, nereye çadır kuracaklarını, bugünlerin hesabını nasıl vereceklerini de şimdiden düşünmelidir. Görüldüğü kadarıyla başbakanla valisi tencere kapak misali yuvarlana birbirini bulmuş, millete hazımsızlıkta, şiddet ve nefret dolu sözlerde hevesle buluşmuştur. Başbakan Erdoğan hükümeti Adanalılardan özür dilemelidir diyen Bahçeli, gerekli idari tasarrufun bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini ileri sürdü. Başbakan Erdoğan ve devlet görev icra eden bürokratları vatandaşlarımıza büyüklük taslayamaz, parmak sallayamaz, haksız ve hukuksuz yere peşlerine emniyet görevlilerini takarak yaka paça gözaltına aldıramaz. AKP'nin düdüğünü çalan, farklı görüş ve fikirlere hayat hakkı tanımayan, milliyetçilerin ekmeğiyle oynayan yandaş bürokratlar iktidar değiştiği anda yaptıklarını misliyle ödeyecekler. Güvendikleri, köle gibi emrini dinledikleri Recep Tayyip Erdoğan kendilerine ne yapacak ve nasıl yardımda bulunacak? Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da Vali Coş'un söylemiş olduğu sözleri doğru bulmadığını belirterek İçişleri Bakanlığı'na gerekli talimatları verdiğini ifade etti. Arkadaşımıza yapılan oradaki tavırları niçin bu medya eleştirmek? Şimdi hükümet istifa diye bağıranlar, ondan sonra Allah belanı versin diye hakaret edenler. Bunlar yapılıyor. Bunları da siz televizyonlarda herhalde izlediniz. Bütün bunlar yapılırken onun karşısında o da insan. Kalktı böyle bir şey yaptı. Ama ben oradaki o ifadeyi tabii ki doğru bulmuyorum. Onun için de İçişleri Bakanıma gerekli talimatı alacak, dinleyecek ve gerekli bu konuda incelemeyi de yapacaklar. Ama kusura bakmasınlar. Bu tür birçok provokatif eylemlere de biz valilerimizi kolay kolay yedirtmeyiz.